görünmeseydiniz. Bazen isterim. Gerçekten. Tabii tabii. Yani neden? Gir Google'a hiçbir şey yok. Simsiyah. Neden? Bilmiyorum neden. Vallahi bende var o galiba. Yani ne olabilir? Siz görünmek istiyorsunuz. Ben görünmek istiyorum. Ay buyurun görün her ben gün buradasınız. Ben bütün dünya beni görsün görüyorlar, istiyorum. Görüyorlar, görüyorlar merak etmeyin. Bu neden bu çocuklukla ilgili? Evet. Benimki de. Ama yani sizin annen babanız görmediler mi ki? Her gün üstümdeydi gözler. İşte. Tek çocuktum. Tek çocuktum. Bütün dikkat, ilgi, sevgi, ay merak. Ay ne güzel, ay üstümdeydi. Ne güzel. Keşke kardeş olsaydık Aslı. Bir kısmı da sizin olurdu. Ne güzel ya, tek çocuk olmak güzel. Yani evet, evet yani evet. Onun çok artılarını görüyor. Bir de yaşlandıkça anlıyorum yani çok büyük artıları var. Yani sevilmiş bir tek çocuk olmanın getirdiği mutluluk bir ömre yetiyor. Ama yani o diğer problemler de bilgiyle çözülmüyor mu diye ben merak ediyorum. Yani çözülüyor. Çözülmeli. Yani diyelim insan işte üstünde yeteri kadar ilgi olmayan bir çocukluk yaşadı. Sevilmek istediği gibi sevilemedi, istediği kadar sevilemedi. Sonra da bunun neden olduğunu anladı. Tamam. Anladıktan sonra bu bilgiyle, evet. Psikiyatrik bilgiyle artık acısı azalmıyor mu? Yaralar azalıyor. Hala kanıyor mu? Kanamıyor canım. Ben onu abartıyorum, egzajere ediyorum. Ama görmeseniz de olur. Ne yapayım ben siz görün diye uğraşacağım burada bu yaştan sonra. Tabii ki canım o işin şeyi insan yani. Yaş aldıkça, birazcık olgunlaştıkça, yaşadıkça, ettikçe, evet. Poposunun üstüne düştükçe falan öğreniyor bir şeyleri. Yani hayat öyle bir şey değil mi? Sizin hiç... Ama öyle bir hayatınız var ki... Şöyle soracağım. Şimdi hiç mi poponuzun üstüne düşmediniz ya da düştünüz mü bunu? Düştünüz ve bunu popo üstüne düşmek olarak adlandırmadınız. Hayır, beni popo üstü düşürdüler. Yani ben işte böyle bir aileden geldiğiniz zaman öyle istediğiniz şeyi birdenbire yapamazsınız, olamıyor. Bazı büyük okullar var, onların kazanılması gerekiyor. Ondan sonra cuma Deniz Lisesi'nin sınavına girmiştim. Ondan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'ni kazandım. Bu ama yani benim aman da diye bayıla bayıla düşündüğüm bir şey değildi belki de. Hani oyunculuk düşünüyorsunuz ama evinizde öyle bir hava var ki doktor olacak, mühendis olacak değil mi? Baba bunlar, doktor. Bunlar popo üstü düşürten sahneler. Önemli olan nasıl düştüğünüz ya da kimin düşürdüğü değil, nasıl kalktığınız. Nasıl kalkıyorsunuz? Böyle yumuşacık o kayaktaki düşmeyi öğrettikleri gibi mi kalktınız yoksa böyle hop diye mi kalktınız? Vallahi yumuşak görünen devrimler de vardır ama devrimler serttir esasında yani. Neticede yani kalkarsın ve babayı devirirsin. Ya da üzerinizdeki o arzuları bitirirsiniz. Kendi arzuladığınız gibi yaşamak istediğiniz bellidir. Bu hareketi yapabileceğiniz anlar vardır hayatta. Üniversite bunlardan bir tanesi. Ya. İş, ülke, evlilik, her türlü yerde insan bazen o sert kararı almak zorunda kalır. Ama o sert karar böyle çekip git. Mesela ailenize karşı aldığınız sert karar, büyük şehirde büyüyen biri olarak, nispeten daha eğitimli bir ailenin çocuğu olarak, yani baktığımızda bunları, aileye karşı alınan o karar aslında çok da hötü hötü bir karar olmuyor. Bir süre kriz yaşanır, sonra her şey normale döner. Hani aile çok böyle keskin kıvrım olmuyor. Okumuş ailelerin daha şiddetli olduğunu düşünüyorum. Ya. Öyledir. Manipüle mi ederler? Yani çok büyük ihtimal, bütün ihtimalleri görebilirler, o ihtimallerin sonunu görebilirler. Biraz daha fazla bilgiye hakimdirler diyelim, okumuş bir aile ise. Ve olasılıklar konusunda bir genci sıkıştırabilirler. Bu konuda hangisi daha şeydi, baskındı, baba mı anne mi? İkisi birden. Abi hem de beraber. Tabii tabii, onlar sıkı tipler. Müttefik şeklinde. Evet evet. Hala sıkı tipler mi? Öyledirler. Hani hala böyle... Öyledirler. Evet, yani karşı karşıya geldiğimizde öyledir. Yani yumuşak sayılmaz ilişkilerimiz. Kahve içeriz, çene çalarız, bir durumu konuşuruz. Ama tercihler bellidir, gidişat bellidir. Her şey biraz kontrol altındadır. Herkes biraz dikkatlidir. Benim dedemler de böyleydi, böyle bir yerden geliyor. Aman diyen kimse tanımadım hayatımda. Ama dolayısıyla da tembellik hakkınız yoktur. Sizde de aman boş yok ama bu arada. Sizde aman yok yani olmamış. Yok. Yani bütün sergilediğiniz tavırlara bakınca ama ne var ki yani sizde yönetici olarak oturtulduğunuz koltukta aman diyebilirdiniz dememişsiniz. Yok demem canım, hiç kimseye demem. Hayır, zaten o sertliği, o tadı, o kültürü alıyorsunuz. Sadece konular değişiyor. Anlatabildim mi? İçerik değişiyor ama neticede sizin yapınız hem var hem oluşturulmuş. Aileyle ilgili bir kültürün parçası. Göz yumduğunuz, böyle yumuşak davrandığınız konular hiç olmuyor mu? Bilmiyorum, aklıma gelmiyor. Olur tabii ki. Ama bu ikili ilişkide değil. Yani eşinizle aranızda, çocuğunuzla aranızda, annenizle aranızda değil. İşle ilgili. Ha, devlet tiyatrolarında çalışıyorum hala. Olmuş demek ki. Olmuştur demek ki. Yani çok saçma şeyler de olur. Çok güzel oyunlar da yapabilen bir tiyatro. Çok değerli şeyler yapabilen bir tiyatroda.
çok saçma şeyler de yapabilir. Armağan Çağlayan da sizi izledim. Orada bir şey vardı çok. Daha hani daha gençken mesela orada devlet tiyatrolarını tercih ediyorsunuz çünkü çok oyun var. Yani kenterler aşırı seçici, tek tük oyun. Tek tük demeyeyim yani daha seyrek. Öbür tarafta daha çok oyun var, pratik yapma şansı var. Fakat yaş aldıkça, yaşınız ilerledikçe bu sefer kantite ve şeyi kaliteyi artık burada sayıyı o kadar önemsemeyip isteyip istemediğinize bakarak geliyor bu. Evet evet, doymak meselesi. Yani önce insan çok sevdiği şeyle çok fazla beraber olmak istiyor. O yüzden daha geniş bir repertuar oynamak istiyorsunuz. Daha çok sayıda dediğiniz gibi. 3,5 ay her gece oynadığım dönemler var. Aynı anda 4 oyun oynadığım dönemler var. Bunlar böyle çok büyük yorgunluklar ama işte bizim voleybolcu kızlar gibi. Yani canları çıkıyor ama işte o yaşta o şampiyonlar onu yaşarlar. Onun gibi sevdiğimiz şeye batmak istemek gibi. Yani yaşamını anla tarif ediyorsun. Ayırmaz mıydınız önünüze gelen oyunları? Önüme iyi oyunlar geldi. Hep öyle mi geldi? Siz mi onlara doğru gittiniz? Yok, ben daha iyi oyunlar için düşünülmüş olabilirim. Yani bazı zor oyunlar vardır, onları bazı oyuncuların oynaması gerekir. Bazı roller vardır, onları bazı oyuncular oynayabilir. Eşit değil ki sanat dünyasında insanlar. Yani o yüzden de o daha değerli, daha zor, daha incelikli, daha çok düşünce gerektiren şeylerle çok karşılaştım. Hem şanslıydım hem kıymetim bilindi. Hem de çok yetenekliydiniz. Ya çok çalışkanımdır işte yani, evet. Tamam, o var zaten, çalışkan olmadan olmazdı, buralara kadar gelmezdi. Ama bir taraftan hani bana iyi oyunlar geldi, ben o roller zordu deme halini kibir olmadan da söyleme durumu var şimdi. Burada da böyle bir şey var. Bunu insanlar kibirli sayılacak diye söylememeyi tercih ediyorlar. Bizim de önümüzden 1200 tane konuk geçti yani hani bu kadar bölümle. Ya. Pardon hocam, bizim de elimizden çok geçti. Söylememeyi tercih ediyorlar ama bunu bu samimiyetle söyleyip bu kadar da mütevazı olmak da başka bir duruş oluyor. Ya ne bileyim, ben bünyeme uygun konuşuyorum. Yani düşündüğüm gibi, tam hissettiğim gibi çok mutlu bir hayatım oldu. Yani meslekte de. Bu işte yani. Peki gelelim armağana. Yani sizin kitabınız. Gerçi bu bir dakika 2022'de çıkmadı mı? O bir yıl oldu. Evet oldu. Bir yıl oldu. Ben onu dinledim. Sizin sesinizden Allah. Dinledim ve tavsiye ediyorum. Çünkü eğer bu yolu seçmeseydiniz ve mühendis oldunuz diyelim ki o görünmeyen adamı anlatıyor. Evet. O görülmeme halini anlatıyor ve o kadar görülmüyor ki artık ömrünün son durağı sayılabilecek bir yaşta. Görünür olmak için bir... Evet. İşte notlar silsilesi bileyim ne diyeyim bir şey bırakmak unutulmak istiyor. Unutulmak istemiyor. Hayatının boşa gitmiş olmasını istemiyor. Birisi onu doğru anlayarak sevsin istiyor. Ve bu torunu olabilecek. İşte orada bir şey var aslında, herkes için bir ödev bu. İnsanlar yaşayıp giderlerken geride bir şey bırakabilirler. Yazılı bir şey, kitap. Yani dediğim şey 100 tane fotoğraf değil. 1000 tane fotoğraf da değil. Yazılmış, bütün düşüncelerini derleyip toplamış... Hayatımın entelektüel özeti denebilecek bir şey bırakabilirler. Çocuklarına, torunlarına, geleceğe. Yani bu beni çok heyecanlandırmıştı. Açtım defteri, yazdım yani. Siz Dora'ya ne bırakmak istiyorsunuz? Evet, kitabı bıraktım. O ayrı. Hani o kitap... Okay. Ha ne olur ne olmaz diye. Yani, kitap yazıldı. Şöyle sorayım. Büyürken kızınız... Evet. Her tavrınızda ya da onu eğitirken, ona iyi bir baba olmaya çabalarken hep kendinizden bir şey bırakmak mı... Onun bağımsız bir şekilde var oluşu mu? Hepsi. İkisi birden. Özgürlük fikri. Bağımsızlık fikri. 7/24 özgür olduğu fikri. Bütün dünyada özgür olduğu fikri. Bunu hiçbir ilişki, hiçbir aşk, hiçbir baskı mekanizmasına uğramadan kendi istediği gibi yaşayabileceği bir dünyayı bilinçli bir şekilde kabul ettiğine dair bir altyapı. Onun haricinde de evimizdeki kitaplar, plaklar, hayatımızdaki gülüşler, kahkahalar, anılar, diliniz, dil, iletişim diliniz, düşünce, anlam, kabiliyeti, idealler ve irade, her şey onun önünde yaşandı. Dolayısıyla ona bırakılmıştır. Yaşanmış olduğu şey, yaşamış olduğu hayat zaten onun yaşadığı hayat bir yandan da. Ona bırakılıyor, o da zaten onun içinde yürüyor. Hani sonunda paketi açmak gibi değil o bırakılan şey. Özgür olmak için direnmiş biri, her türlü baskıya, sansüre karşı direnmiş birisi özgür değil midir? Yoksa aslında özgürlük o direnişten mi geçer? Onu merak ediyorum. Yani siz
bütün hayatınıza baktığınızda mutlulukla bahsediyorsunuz ya, özgür oldunuz. Yani çünkü özgür olmanızı engelleyen şeylerin karşısında da özgür bir tavırla bir vazgeçiş sergilediniz. Evet. Özgür oldunuz değil mi? Yani bunu özgür oldunuz diye şey yapabilir miyiz? Şöyle denebilir, özgürlüğünü kanıtlaman gerektiğinde yap o hareketi. Heh. Yani çünkü ben özgürlükle ilgili bir kriz yaşamıyorken Sartre okuyordum. Ya da bazı devrimciler Jean-Jacques Rousseau okuyordum. Orada bir özgürlük problemi ele alınıyordu. Ama insanın sırası geliyor işte. Okuyup da hayran olduğunuz, film olarak seyredip beğendiğiniz, etkilendiğiniz herhangi bir sahne, bir durum, bir kriz önünüze geliyor. İşte o zaman o eylemi yapabiliyor musunuz, yapamıyor musunuz? O filmlere boşuna mı ağlandı, o kitaplar boşuna mı okundu? Yoksa gerçekten o anda hayatının kahramanı olmak için küçük bir an. Var mısın, yok musun? İşte onlardı yani, kaçırılmaz o toplar, vurulur. Yani demeye çalışıp fiyatlamamız gereken şey, hayatımıza geriye dönüp baktığımızda sizin gözünüzle merak ediyorum. Bizim önümüze bizi özgürlüğümüzden alıkoymaya çalışan tavırları mı koymamız gerekiyor, yoksa onlara karşı ortaya koyduğumuz özgür tavrı mı koymak? Yani ya benim özgürlüğüm şöyle kısıtlandı mı, yoksa ben özgür bir insan gibi davrandım mı? O ikisi arasındaki ayrımı merak ediyorum. O kısıtlamayı hissedersiniz işte. O anda o eylemi yapmanız önemli. Yaptığınız zaman da özgürsünüzdür. O an için, ondan sonra başka problem gelir. Popper'da bir şey vardır felsefede. Evet efendim hanımefendiciğim, hayat problem çözmektir. Önünüze büyük, küçük, korkunç, unutulabilecek, ihmal edilebilecek, görmeden de geçilebilecek bir sürü problem gelir. Kimileri dikkatiyle bu problemleri çözerek ilerler. Kimileri aman der, maman der, sonradan yatırırız der, sonradan görüşürüz der, o telefona sonra dönerim der. Benim saplantılarımdan bir tanesi de böyle bir dikkat biçimi. O anda yaparım, çözerim. O lafı o anda söylerim ben. Vay, çok güzel bir şey söylediniz. Niye? Ertelemek, falan, atalet. Ha. Evet. Uyuşukluk, tembellik, korkaklık, çekingenlik, mış gibi yapmak, sevilme arzusu. Bütün bunlar insanı geciktirebilir. Sonra adisyon geliyor ama. Sen istediğin gibi yaşamadın der o adisyon. Devlet daireleriyle ilgili sınavınızı da merak ediyorum. Hemen mi yaparsınız? Taşındınız. İkametgahınızı hemen mi değiştirirsiniz? Hemen herhalde. Böyle koşa koşa belediyeye mi gidersiniz? Taşınmıyorum. Evet, o yani su parasını ilk gün yatırırdım. Su parasını, elektrik parasını. Şimdikiler bilmez. Telefon parasını, kira mesela. İlk gün yatırırım. Onlar bende de var. Ama bir devlet dairesine gitmek gerektiğinde ya sonra alırım ben bu pasaportu gibi şeyler. Hayır, gidilir. Ama yani çok böyle sevdiğim bir arkadaşım varsa gel yanımda dur da işte çene çalarız da dersiniz. Yardım alırsınız ya da yardım edersiniz. Yani o noktada bir takım şeylerin acısız geçmesi için uğraşırsınız. Ama bazı yerlere de ameliyathaneye diyelim, bir hastaneye ameliyata tek başıma giderim. Hiç öyle aymay demem yani. Vay, öyle hani hayır. Bana ilgi gösterin. Yok hayır, bir de babam doktordu, cerrahtı, o yüzden de hastaneleri iyi bilirim. Giderim yani, ameliyata girerim. Ya bir tarafıyla aşırı konforlusunuz. Şimdi bir tarafıyla da şeyden korktum. Eşiniz açısından da merak ettim. Yani o özgürlükçü tavrınız var ya. Yani üzerinizde hiçbir baskı oluşturulamaz gibi duruyorsunuz ya şuradan bakınca. Eşim de böyle. Ha? İşte onu merak ettim. O da öyle, tek çocuk. Balerin, sıkı disiplinden geliyor. Hiç onda baskı. Çok iyi bir ailenin kızı. Çok akıllı, çok mantıklı. Şahane güzel bir kadın. Dolayısıyla işte bizim çocuklar yetişiyor. Bakalım enteresan, o nasıl bir sizin karakter olacak. Sizin çocuk var ya. Allah! Şu anda hayal edemiyorum. Şimdi kaç yaşında? 16. 16. Ay tam böyle. Evet. Evet, tam da korkuttular bizi. Ay aman şöyle olur. Ay Blue Çağ. Ay Blue. Her şeyden korkuyor insanlar. Hiçbir şey yok korkacak. Evde şaka yapıyorsanız, gülüp eğleniyorsanız, her şey açıkça ve rahatça konuşulabiliyorsa, kimse içeride mış gibi yapmıyorsa, seviyorsun, öpüyorsun, sarılıyorsun, o da yürüyor, gidiyor. Yani hiç problem yok Aslı. Hiç yok. Yok. Şeyde mi yok, böyle bir dellenmiyor mu? Hayır. Ergenlik dellenmesi yok. Yok, bir şaka yapıyor. Bilmiyorum, bazen soğuk davranıyor diyelim. Aha. Bazen çok kritik bir anama diyor, kulaklığını çıkartmıyor. E bunlarla mı yaralanacağız yani? O da onun tadı. Ya siz güzel büyümüşsünüz. Çocuk gidiyor içeride, alıyor gitarı, 100 tane şarkı yaptı. Ben gayet kişiselleştirirdim. Ay çocuk beni artık sevmiyor falan. Ya sakın işte, bu değil, böyle bir dramatiklik yok yani. Ne o, kafanızda keman mı çalıyor ikide birde? Bana neler oluyor. Vallahi çok güzel, nasıl ilham veriyorsunuz şu anda. Ya hayır, şu anda seyirciler açısından onların aklına gelen bütün soruları sormak için de yapıyorum bunu. Çünkü onların hepsi arıza, ben biliyorum evde böyle anneler, kadınlar böyle ay bu beni bugün sevmiyor falan diye dertlenen. Niye öyle baktın, niye öyle bakmadın? Delirirler. Yapmasınlar, saçmalamasınlar.
Bu çok sağlam ama evet ya belli bir yaştan sonra artık herkes de kendine bir çek düzen versin canım yani o ne oluyor? Akıl ne işe yarayacak? 5 yaşına mı dönüyoruz yani gelmişiz artık dana kadar olmuşuz. Akıl ne işe yarıyor değil mi? Aklı bunu hep sormak gerekiyor. Tabii ki. Akıl pek çok işe yarıyor da yine de şu otosansür konusuna da bir girmek istiyorum. Siz onları sizle ilgili düşünürken de biz farkında olmadan da ya ben de 37 yıllık mesela gazeteciyim, haberciyim, televizyoncuyum ama TRT'de de yıllarım geçti. Hani devlet tiyatrosu demişken. İnsan fark etmeden o otosansürün ağına düştüğü anlar oluyor. İşte evet. Her dakika kendini çek etmesi de çok kolay değil. Değil. Bununla nasıl başa çıkacağız? Biz bunu yapıyoruz, yaşıyoruz kendi kendimize. İşte orada bir tür bilinçlilik gerekiyor. Şunun gibi yani bu yaşadığım şeyi ezberlediğim ve artık üstüne düşünmeden yaşadığım bir şey mi? Ve bu benim başıma ilk defa gelse ne yapardım? Çünkü insan ezbere yaşadığında bir sürü hata yapabilir ve fark etmez. Ama bir dakika bu ne anlama geliyor diye düşündüğünde orada daha doğru bir tavır alabilir. Bu bana benim mesleğimin öğrettiği bir şey. Biz tiyatroda her şeyi senelerce de oynasak bir oyunu her gece ilk defa duyuyormuş gibi, ilk defa görüyormuş gibi hissetmeye çalışırız. Bu bir dikkat biçimidir. İşte o dikkati gösterdiğinizde ahlaki olarak da evet diyeceğiniz, hayır diyeceğiniz şey gözünüzün önünde açıkça görünür. Ona göre bir karar alırsınız. Şimdi buradan bir şey söyleyeceğim de ne olur yanlış anlaşılmasın. Eğer bu tiyatrocuların genel durumu olsaydı bugün itibariyle tiyatroların başına insan bulunamazdı. Yani şimdi bunu da düşünmemiz gerekiyor. Demek ki her tiyatrocu için geçerli değil. Her oyuncu için geçerli değil. Olmayabilir, bunu kaçırmıştır, bununla ilgilenmemiştir. Bunu bir ahlaki kriz biçiminde, felsefi bir kriz biçiminde görmemiş olabilir. Yani o kadar mümkün ki kaçırdığımız çok şey var. Ama dikkat edeceğimiz bazı anlar da var işte. Onlar önemli anlardır. Oyun ona göre kırılır. Yani burada evet derseniz tekst böyle gider. Hayır derseniz böyle gider. Böyle tiyatro oyunları da vardır. Farklı sonlarla biter. Yani o anları kaçırmamak, zilleri duymak, ayrılma zamanı, havasımı aldık deme zamanı, istiyorum deme, itiraf etme zamanı, vicdan azabının getirdiği konuşmalar, birikmiş olan şeyler, gidip sevmek, öpmek, sarılmak. Bütün bunlar içimizde konuşuyor. Yani sadece vicdanın gibi tek sesli değil, vicdanın içinde çok mikrofon var. Şimdi kendinizle ilgili çok açık bir insansınız. Size söylenen şeylerin birçoğunu hiç kırılmadan da hayatınıza devam ediyorsunuz. Ama sevdiğiniz bir oyun yazarına, sevdiğiniz bir yazara söylendiğinde de orada işte... Tabii ki savunmak gerekiyor. Onun kavgasını veriyorsunuz. Tabii kavgaya da gerek, gülüyorsun yani. Sen kimsin gerizekalı diyorsun, dünya çapında bir yazar hakkında karar veriyorsun. Damarlarınız hangileri, hangi yazarlar özellikle damarınızı oluşturuyor? Yok yok, bütün iyi yazılmış romanlar, oyunlar. Ama birilerine yakınsınızdır ya. Tabii ki canım, tabii ki, işte tabii ki, tabii ki. Yani iyi yazarlar değil, hangi çağdan yani? Tiyatro edebiyatı mı, romanlar mı? Marcel Proust, Harold Pinter, bir sürü. Oğuz Atay, Tanpınar. Ya oyunlarda bunlar, oyun yazarları. Oyun yazarları Pinter, Beckett, işte Alan Ackburn, Michael Frank, Christopher Hampton. Tabii tabii. Benim şeyim de. Ha, severim. Yani David Gregg işte yani. Michael Frank, Ronald Harwood, Berkun Oya. Evet. Yani şimdi diyelim biz Berkun'un bir şeyini yapacağız. Evet. Birisi de diyecek ki ama onun o sahnesinde bilmem ne var. Sen kimsin Allah'ın cezası? Nasıl konuşabiliyorsun? Konuştuğun şeyle denk misin? Yani bir hiyerarşik bir noktada bulunan birisi... tartıştığı bir yazarla denk midir? Hiyerarşik nokta dediniz orada. Yani izleyici hani, olarak değil değil mi? Hayır, izleyici olarak değil canım. Hiyerarşi içinde olan korkmalar, etmeler, otosansürler, yapmayalım, etmeyelimler, bilmem neler. Yani o noktada devletle sanat birbirinin dengi falan değil ki. Devlet tiyatroları diyelim hani bir koskoca armağandır Atatürk'ten bu tarafa. Ve onu biz içinde yaşayanlar bilerek idare ederiz ve götürürüz. Oyunlar seçeriz, oynarız, yönetiriz. Bir takım insanlar da o sene boyunca Kültür Bakanlığı'ndaki ya da bakanlıktaki insanlar da gelirler, alkışlarlar ve giderler. Başka bir şey yok. Hiçbir söz hakları yoktur normalde. Peki para kazanmam lazım cümlesi sizi etkiliyor mu? Yani çocuğunuz var, eviniz var, aileniz var. Bazen o doğrulardan fedakarlık, para ve doğrular arasındaki bağlantı nasıl sizin zihninizde? Para doğrular deyince kapitalist sistemi konuşmak gerekir. Hayır, hayır. Yani bazı dizilerde yani. Oynamanız da gerekebilir ama bazen hani size ters gelen işler ama kazanmanız gereken de bir para var. Hayatınız devam ediyor çünkü. Evet, evet. Oradaki dengeyi nasıl sağlarsınız? Oradaki şey sistem, para biriktirme kabiliyetiniz, aptal saptal şeyleri harcamamanız, mutsuzluğunuza fazla bir şey ödememeniz.
Yani şuursuzca alışverişler ya da dengesizlikler yapmamanız, yaratmamanız gerekir. Ya da 7 tane çocuk yapmamanız, her neyse yani. Yani onun bir plan dahilinde gider. Ve tiyatronun dışında işte seslendirmeler olabilir, reklam seslendirmesi olur. Belli sinema, televizyon projeleri olur ama bir çoğu da olmaz. %98'i olmaz da tatlı hayat olur. Yani %98 olmaz da Cem Yılmaz olur. Onlar olur. Ama olmayacak şeyler çoğunluktadır. Ve ama ona göre de yaşamak gerekir. Önemli olan insanın kendi yaşamını yönetebilmesi bence. Yoksa eyvah çok harcadım kazanmam lazım deyince zaten siz o takıma girmişsiniz. Oradan mı, çıkış az yok. Az harcayanlardan mısınızdır? Yani dikkatli harcayanlardan mısınızdır diyeyim. Çünkü ilgi alanlarınız da var. Ona göre tabii ki o harcamalar yapılır. Meraklarınız doğrultusunda ama dikkat mi edersiniz? Her şeye dikkat ediyorum, evet. Ona da dikkat ederim ama çok büyük harcamalarım her zaman benim dünyada gezme tozmalar, Avrupa'da daha ziyade. Kitaplar, işte plaklar, CD'ler, öyle şeylerdi. Ve öyle de gitti yani. Sevdiğim şeylerin delisi oldum ben yani. Obsesif olduğunuz nokta, yani koleksiyoner tarafınız var mı? Hayır, koleksiyon gibi değil. Sevdikçe okurum, sevdikçe dinlerim. Onlar da yan yana birikirler. Böyle de bakarım, aa yıllar geçti işte ne güzel derim. Sonra onları bir daha okuyorum. 30 sene sonra bir kitabı bir kere daha okuyorum. Nasıl değişmişim, nasıl anlamışım ama nasıl unutmuşum. Bir kitap okudum. Ya da nasıl anlamamışım? Ben daha çok onu da görüyorum. Ben nasıl anlamamışım? Yok, başka şey anlıyorsunuz. Mutlaka anlıyorsunuz da başka bir şey çarpıyor bu sefer sizi. Ama şu var, tamamen unutmuşsunuz ama o olmuşsunuz. Ay evet. Ya bak bu çok farklı. Evet, bu evet. Yani, isimlendiremediğim şey evet, bu. Evet, evet. Böyle bir şey var. Sartre'ın bunu bulantısında hissettim. Ağzım, şu anda Sartre diyecektim. Benimki ne? Uyanış bekleyiş tükeniş. Aa, bravo. 14 yaşında okudum. Hatta babam evde itiraz etmişti. Kızım sen 14 yaş çok genç bunu okumak için. Biraz bekledi. Ben de inatla okudum. Ve sonrasında yıllar sonra kendimi bulduğum, hissettiğim, yani aslında olduğum şeyi gördüm. Çok iyi. Aynen bu. Evet, Sartre'da siz çok bulantı dedim. Bulantı o zaman bana geçmemişti o kadar. Yani mesela, bilmiyorum ki ama unutmuşum tabii. Hakikaten. Sonra ama bak, güldüm. Ve tamam dedim, insan bir kere yaşayınca yetiyor. Sevdiği şeylere, yeteri kadar zaman ayırdıysa, sevdiği şeylere, inandığı şeylere. Bir hayat bir kere yaşandığında bu kendisi bence mutlu bir son. Sizi ne tavlar, yani ne etkiler bir insanla ilgili? Bu bir kadın da olabilir, şimdi şey olarak söylüyorum. Yani zekası mı, karşınıza dostunuz da olabilir. Nereden baktı? Ne asıl, yani o insanlarla iletişimdeki tav olduğunuz nokta hangisi olur? Herhalde espri içinizin? Yani espri yeteneği, espri zeka. Tabii ki zarafet, güzellik, kültür, akıl, fikir, dünya görüşü, ahlaki yapısı, estetik. Hepsi. Oralarda çok indirim yapılamaz. Vay yani, güzel söz. Yani evet, yani o böyle yani bir ben gözleri kullanacağım ben bunu. Ha. Artık ben de indirim yapmıyorum. Neydi hocam, bir daha sayalım. Ahlaki yapı, zarafet, espri yeteneği, zeka, başka neydi? Güzellik, akıl, fikir. Güzellik, hani güzellik ayrımcı bir şeye görüşü. Girebilir. Güzellik demeyeyim ben ona, akıl, fikir. Burada bir ayrımcılık yapmayalım. Hangi güzellik? Hepsini de yapıyoruz ama. Yani biz buradan öyle çok da sağ çıkmayız yani. Baştan aşağı ayrımcılık yapıyoruz işte. Bayağı bir hani akıl, fikir falan derken, hepsi zeka var yani. Derken güzellik diyoruz, şunu diyoruz, kültür diyoruz. Karakter diyoruz, incelik diyoruz. Sezgi, mezgi, bir sürü kelime var orada yani. Orası... Ya o yarışmadaki Japon işte şeyler vardı ya. Çıkamayız buradan. Ha yani 6 veriyorlar ancak yani. 5.8 de geçmez. Şart değil ki canım bu kadar. Hı. Yani insan ama yani neticede o kadar sert olunmuyor. Ama bunları insan biliyorsa bekliyordur. Beklediğini kendine bile söylemeyebilir. Hı. O kadar çok şey beklersiniz ki ve sonra onları kendinize unutturursunuz. Hani otosansür demişken insanın o kendini amnezikleştiği unutturması... Bildiğini bilmiyormuş gibi yapması. Bir güzel an için bir sürü şeyi görmezden gelebilirsiniz. Dokunaklı bir şey bu ama hayat da öyledir yani. Neydi o? Hangi eserdi? Bir güzel an için bütün ömrünü feda ediyordu. Hatırlayacağım. Bilmiyorum. Birazdan gelir. Ben unutmaya başladım çünkü. Normal. Şeyi normal. Öyle mi? Normal. bir dakika. Neyi soracak mı? Çocukken o beynimize yerleştirilen şeylerdi. Sizin en böyle... Romantizm şeyleri çerçevesinde beklediğiniz ne oldu? Hiç fark etmiyoruz ya. Çocukluğumda boyunda. Mı? Evet ya, o bir çocuklukta bir tohumlar ekiliyor ya, fark etmeden beklediğimiz. Ya bir sirkle beraber kaybolup gitmek oldu. Medrano sirkiyle biz çocukken sirk gelirdi. Böyle sonra onlar bir gösteri yaparlar ve biliyorum ki sonra gittiğimizde o sirki orada göremeyeceğiz. Kalkıp gidiyorlar.
O sirkle beraber kaybolup gitmek nereye isterdim. Nereye kaybolup gidiyordu onlar sizin zihninizde? İtalya, Roma herhalde bilmiyorum ki. Öyle bir yere gidiyorlar, fiziksel bir yere gidiyorlar. Evet, evet, başka çocuk turne yani. Evet, tamam, evet. Çocuk yani zihninizde. Buradan gelip geçiyorlar. O gelip geçme şeyi beni çok etkilemiştir. Böyle tır şoförlerini, kamyonları, mamyonları da severdim çocukken. Hı hı. Yani bir böyle zırt pırt İstanbul'dan Ankara'ya gidip gelen otobüsler vardı. Bir de tırlar vardır. Hani çocukluğumuzda. Hı hı. Ya da havaalanlarındaki uçaklar. Hala öyle geçip giden şeyler çok ilgimi çekiyor. Bu çocukluğumdan kalma bir şey, o hatırlıyorum. O geçip giden olma hali. Burada tabii. Kalıp da onun bir bölümüne aynen. İşte biz de böyle geçip gideceğiz. Fazla da vızırıltı çıkartmamak lazım. Ama ah mah diye yani ha yaşayalım, dolduralım ve geçip gidelim. Yani bu gider. Ama bırakmak istediklerinizi bırakarak, sözünüzü söylemiş olarak. Siz de herhalde burada sözünüzü söylediniz. Bilmiyorum ki hiç. Hanımefendi, size yani ayrılan zamanın sonuna geliyoruz artık. Ama kaç yılım daha var benim ya. Ya burada geldi ve şu anda beni bir anda yıktı yani. Yaşarsın, 30 yaş. Yaşarsın. Kaç yılım kaldı? Kaç yılım var? Oradan bakınca kaç yılım varmış gibi geliyor. Ya çok gürültü çıkartırsınız. Var daha zaman var. Gürültüden kastımız ne? Hayır, hayır. Ben bir gürültü çıkarmak istiyorum ya. Şöyle bir genel olarak dünya üzerinde. Şey soracağım, yani ne bırakmak istiyorsunuz? Dora'yı katmıyorum. Ne yani bırakmak istiyorsunuz? Bizlere ne bırakmak istiyorsunuz? İşte o kitabımı, bütün röportajlarımı. Hayır ama benden önce gönderiyorum. Ya burada. Tabii tabii. Bizlere ne bırakmak istersiniz hocam? Sizler yani. Kitap hayır, ayrı. Hayır, hayır, her şey var yani. Artık bütün kitapçılar dolu, sahaflar dolu, dünyanın bütün güzel sözleri söylendi. Anlamıyorsa insanlar anlamıyorlar. Siz bize ne bırakmak istiyorsunuz? Yani bütün yaşamımızdan bir hatıra kalır. Başka zihinlerde, başka insanların akıllarında. Anlatabildim mi? Herkes sizi başka türlü hatırlar. Ve bir günde unutur tabii ki. Ve her şey geçer gider. Oyununuz var. Seneye bugün. Bu bir romantik komedi. Evet. Yani bir adamla bir kadın hayatlarının, hı hı, sonuna kadar her yıl, yılda bir kere bir araya geliyorlar. Başka insanlarla evliler. Ve 25 sene boyunca biz onları görüyoruz bu oyunda. 5 yılda bir. Neler değişti? Hayat anlayışlarında neler fark etti? Yaşlılık, zaman, hüzün, kayıplar, yeni fikirler. Bu anlamda çok iyi yazılmış bir oyun. Hem tatlı bir romantik komedi, hı hı, hem de bir hayat felsefesi sunuyor seyirciye. İşte 1 saat 20 dakika içinde tek perdelik gerçek sahaları anla açıkla. Belli mi program? Aralık'ta vardır, Ocak'ta, hı hı, vardır. Tam tarihler belli değildir ama devlet, tamam, tiyatrolarına girildiğinde yıllar ve yıllar gider böyle oyunlar bizde. Bundan sonrası başka projeler var mı? Tiyatroda şu anda bir şey yok. Hı hı. Tiyatroda şu Erşen anda bir Erşen şey Kuneri yok. Var. Evet. O geliyor. Evet, o Mayıs'ta çıkacak, hı hı, herhalde. Öyle de bir çok eğlenceli, komik, insanların güleceği bir şey orada. Dekolajda yaptık. Devam ediyor değil mi o? Hmm, evet. Orada da öyle haftada bir bazen buluşuyoruz gençlerle. Söyleşi seçene gibi böyle. Çalıyorum. Ha, belli kavramlar üzerine konuşuyorum. Mesela hangi kavramlar var özellikle? Ya, can sıkıntısı, işte yaşam sevinci, anlam, zaman, aşk, ölüm, neyse yani. Bir şey oluyor, bir konu. O konu üzerine çok kısa bir konuşma yapıyorum. Sonra herkes fikrini söylüyor. O bir düşünce grubu oluşturmak hevesinden çıktı. Yani ben konuşayım, insanlar da dinlesin, not alsın değil. Onlar da düşünsün. Beraber bir şeyi... Hiç değilse 1,5 saat içinde ama dağıtmadan konuyu, tam olarak o kavramı konuşalım diye hayal etmiştim. Çok iyi oluyor. Hmm. İyi oluyor. Bu hani hep bir sonraki nesli beğenmeme hali var ya, gençleri, yeni nesil şöyle. Sizde o gençlere bakış nasıl? Yani sizden sonraki nesillere bakış nasıl? Çok değişiyor. Çok 10 yılda bir, 5 yılda bir değişiyorlar. Hı-hı. Yapıları değişiyor, anlayışları değişiyor. Ama bana yaşlılar daha yani çekilmez geliyor. Tabii canım, sıkıntılı yani, yaşlılar çabuk yaşlanıyor bir de bizim insanlarımız bence. O yüzden gençler daha heyecan verici. Ne yaşlandırıyor? Yani elini ayağını çekmek mi, okumayı bırakmak mı? Yani yaşlandıran tembellik, uyuşukluk, saygı görmek isteği gibisinden bir kenara çekilme. Yani kavgadan çekilme, işte koşturmaktan çekilme, bırakmak. Yani ölmeyi istiyorlar, farkında değiller. O değil yani, sorunu değil. Oralarda değil, bazı kadınlar daha iyi dayanıyor. Erkekler daha çabuk bırakıyor. Değil mi öyle ya? Evet. Bilmiyorum. Evet, doğru. Kadın daha şey oluyor. Öyle oluyor. Bazen kadınların kocaları ölüyor. Kadın 2 sene sonra daha canlı görünüyor. Daha mutlu görünüyor. Daha mutlu. Yani böyle bir şey var. Erkek daha çabuk bırakıyor galiba.
Olabilir belki ama yani söylediğiniz şey çok ilham vericiydi. Hani hiçbir şeyi ertelemeden hemen yapmak aslında bu atalet duygusunu yenmeye çok yardımcı olan bir şey. Tabii yani karamsarlık da öldürüyor herhalde insanları. Böyle gelmiş böyle gider öldürüyor. Bir sürü arabesk biçimi var. Arabesk biçimleri öldürür. İnsan öyle düşündüğünü bilmiyor belki. İyimserlik edinilebilir bir şey mi? Ona çok kafam karışık o konuda. Yani karamsar biri iyimser olması... Çok zor. Yani onun çok mesela zor. Dünyadaki en zor şeylerden biri gibi geliyor olabilir. Bana. Olabilir. Karamsarların öyle bir gerçeklik fikirleri var ki onlar çok örnek sunabiliyorlar. Diyor ki karamsar, bu trafiğe nasıl girersin, işte bu şehirde nasıl yaşarsın, bu hayatta, bu dünyada nasıl yaşarsın, şu zor, bu zor, tarih verirler, takvim verirler. Sınavları örnek gösterir, siyaseti, dünyayı çok kanıt toplar. İyimserler de susarlar yani. Ama iyimserlerin bildiği bir şey vardır. Nedir? İçleri kıpır kıpırdır, güler ve mutludurlar aslında. Ama mutluluklarından utandırılabilirler o tembeller tarafından. İşte onların gırtlağını sıkmak lazım. Böyle sizde utandıranlar oluyor mu? Asla, ne münasebet. İyimserliğinizle, hayır yani çalışanlar ya da. Yani, haberim bile yok. Hiç takmıyorum diyorsunuz. İlgilenmiyorum. İşte bu da çok ilham verici. İlgilenmeme hali. Yani ilgileneceğim çok değerli insanlar tanıyorum. Çok iyi arkadaşlarım var. Çok saygı duyduğum insanlar var. Yani benim de ilgilendiklerim var. O zaman o ilgilendiklerimize, yani önümüze bakıp, kendi ilgilendiklerimize bakıp, o ilgilenmediklerimizin söylediklerini de çok ciddiye almamak. Tabii. Çünkü yapılması gerekenler listesinde olmalı bence. Ya yani çok bu... yaralayıcılar insanlar. Hı-hı. Çok birbirlerini mutsuz ederek aynı yerde bir cehennem yaratmak istiyor gibi oluyorlar. Bu özellikle sosyal medyadan bilirsiniz. Yani hani bir şey nasıl saldırılıyor, nasıl yok ediliyor, nasıl sıkıştırılıyor. Herkes el ele batmak istiyor gibi oluyor bazen. Oralardan çıkmak gerekiyor. Sosyal medyaya çok düşkün müsünüz? Değilim, hayır. Değilsiniz yani, çok fazla öyle şeyiniz yok. Çok, o zaman işte o geri bildirimleri de çok önemsemiyor insan. Sosyal medya bir cehennem. Değil mi? Mecbur oluyorsunuz bazen yaptığınız işle ilgili. Aynen, evet. Kurumsal da bir tarafınız da oluyor işin gibi ve o cehennemin içinde yuvarlanıyorsunuz. Yani çok... Bir anlık bir eşitlik gibi oluyor. Yani çok değerli bir insanı, hakikaten çok sefil bir düşünce bir an için kendini gösterebiliyor. Hı hı. Ve bu adamın mutlu olmasına, iyi olmasına, yaratıcı olmasına izin vermeyen bir iğne yaklaşıyor. Balonu patlatacak yani. İşte onu görmemek çok önemli. Görmemesi gerekiyor. Çalışkan, parlak insanların. Bunlarla uğraşan, hele bazı sanatçılar, hı hı, moralle iş yapıyorlar, heyecanla iş yapıyorlar. Bir pırıltıyla, çocuklukla iş yapıyorlar. Bunu fark ederek mi edindiniz? Bu görmeme ve hani üstünüze penetre olmama halini, bu durumu. Yani bilmem. Yoksa hep mi vardı? Galiba hep vardı, birazcık vardı yani. Bir de ben hakikaten o bakımdan çok şanslıydım. Yani çok sevildim herhalde. Bu sadece sevilmekle ilgili. Çok sevilen biri de tam tersi tepki verebilir buna. Ay yok, yani hani hiçbir kötü söze gelmez. Aşırı yok sevilmiştir. Yok, o kadar hiçbir eleştiriye gelmez. Yani o da olabilir başkalarında. Bunu nasıl tezahür ettiği değişebilir kişiden kişiye. Bu yapı sizinki. Tabii yok. İnsanlar bir de tanıyor, arkadaşlarımız bizi eleştiriyorlar. Yani zayıf taraflarımızı biliyorlar. Hüzünlü, hı-hı, taraflarımızı biliyorlar. Akrabalarımız, çoluğumuz, çocuğumuz bizi tanıyor yani. Eleştirirler mi? Tabii gülerle alay ederler, şaka yaparlar. Ya alay ederler. Beni taklit eder bir arkadaşım diyelim. Sen böyle yaparsın der. Siz ama bayağı hiperaktifsiniz. Ya bilmiyorum artık. Yani ama hareketlisiniz. Ne kadar oluyorsa. Estağfurullah. Şu anda hiç öyle değil. Yani bayağı hareketlisiniz. Hani mesela bir yerde çok oturmazmışsınız siz. Hayır, tabii. Yani öyle içkiler, bilmem neler, masalar, şunlar bunlar, sıkılırım. Sıkılıyorum tabii ki. Ne kadardır yani en büyük i̇şte başarınız? IQ'ya bağlı, karşı arkadaş bağlı. Ha öyle, o zaman saatlerce sürer. Bilmem kimle konuştuğuma bağlı. Ne konuşulduğuna bağlı. Ne dendiğine bağlı. Çok fazla insanlardan konuşmak sıkıyor. Olaylar veya siyaset kavramlar, çok aptalca geliyor, sıkıcı geliyor. Kavramlar enteresandır. Onları konuşmak güzel. Bu aralar peki üzerine çok düşündüğünüz bir kavram var mı? Yani bu aralar okuduğum şeyler böyle... Ya ben kitaptan yola çıktım, görülmekten yola çıktım ama bu ara yani kitabın üzerinden geçti bir yıldan daha uzun bir süre. Evet, bu ara en çok kafamı meşgul eden şey şu, her şey ertesi gün çok çabuk yok oluyor. Hı hı. Çok sevdiğimiz şey bile karşımıza çok çıkınca bıktırıyor. Ben Roger Waters'ı çok severim, Pink Floyd çok severim. Ben işte Instagram'dan her gün bir şey koyuyor, şimdi sıkıldım, adamı sessize alacağım. Ay ne kadar önemli bir şey söylediniz. Ya sevdiklerimden de sıkılıyorum. Her gün bana bir şey yaptıklarında, her gün karşıma gelmeye çalıştıklarını hissettiğimde
Instagram'da öyle bir davranış da var galiba. Yani böyle 1000 tane adam şey koymuş falan. Her dakikasını konuşuyor. Sen koskoca Roger Waters'ın. Bir ağır ol değil mi? Hayır, ağır oldu. Yani bu kadar yani görün bakın diye hastane koridorlarında bağıran tipler gibi olma yani. Belki onda da vardır çocukluğunda bir şey hocam. Onun çok çocukluğu meşhurdu. Evet. Wall albümünü yaptı herif yani. Onu yani tanıyan işte kalbi meşhurdur da ama yani artık bu kadar fazla. Ona çok şaşırdım. Yani çok sevdiğiniz, değer verdiğiniz birinden bile bu hız çağında bu teknolojiyle bıkabiliyorsunuz. Ben o zaman şunu düşünüyorum. İnsanlar kendilerinden de bıkabilirler. Düşünsenize siz her gün... Ben kendimden bıkıyorum yapıyorsun. Zaten. Evet, evet, siz evet. Siz bıkıyor musunuz kendinizden? Onu işte koruyorum. Aha. Yok, onun tadını kaçırmam. Onu ne olur bana bir anlatın. Yani o bıkma noktası nasıl koruyorsunuz? Kendime düşünmekten çıkmam gerekiyor. İnsanın kendinden bıkması bence kendini düşünmesiyle ilgili. Kendini düşünme sıklığıyla ilgili bir şey. O zaman habire kendiyle meşgul olan delirmiş bir genç kız gibi. Kendini düşünmek nedir? Kendiyle ilgilenmek, kendine durmadan selfie yaşamak fikren, ideolojik selfie. Yok yok yok, yok Allah'tan. Hani... İdeolojik selfie, güzel miyim, nasıl görünüyorum, ne anlam be? Başka şeylerle ilgilendikçe insan mutlu oluyor. Çok başka şeylerle ilgilendikçe sonra bakıyor kendini özlüyor. Hmm. Yani kendini değişmiş buluyor. Her dakika her dakika kendini kurcalamıyor da kendini ilerlemiş buluyor. O zaman ben içeride yaşadığımız bir şey seyirciyle paylaşmak istiyorum. Hoş geldiniz diye yanına gittim. Ve genelde hani bu kadar değerli bir konuk geldiğinde kendileriyle o kadar meşguldürler ki. Hiç size soru sormazlar. Siz sorular sordunuz. Tabii ki. Muhabbet ettik. Ve yani. O muhabbet hep onlar üstüne kuruludur genelde. İşte. Siz soru sordunuz karşı tarafa. Çok isterim tabii. O kadar bizim için zor bulunan bir şey ki. Yani genelde bu değerdeki insanlar ve çok görünen insanlar karşı tarafla hiç ilgilenmiyorlar. Yok, ben dinlemeye bayılırım. Çünkü bir sürü konu hakkında hiçbir fikrim yok. Ekonomiyle ilgili, psikolojiyle ilgili, dünyanın siyaset geleceğiyle ilgili, Orta Doğu ile ilgili adam akıllı birisi konusunu da dinleyelim. Ya da herhangi bir insan, televizyon dünyası, 30 yıldır buradayım diyorsunuz. Sizinle röportaj yapılır. Sonlara doğru ben size sorayım. Buyurun sorun, sona doğru geldik. Bunun sonu değil, sizin sonunuz. Ama önce sizin sonunuz geliyor. İşin aslı şafakla artık sona doğru yaklaştığında. Bence yaklaşmalıyız. Ben buradan kanala da söylüyorum. Ya beni salın. Bir yaklaşım artık. 6. yılda hani ben başka şeyler yapacağım ya. Hayat çok güzel. Sizi sormak gerekiyor. Bir yani... de herkesle böyle güzel bir röportaj yapılmalı şaka maka. O ırmak söyleşiler var ya, nehir söyleşiler. İnsan yaşamındaki böyle hani böyle ya kocaman insan bir 400-500. İnsan tabii çok şey yaşıyor. Evet. Yani insanın ölü gördüğünde bile artık tabii ki çok üzücü. Ama bir noktada benim muhabirlik yıllarımdan yani Saraybosna Savaşı'ndan, Bosna Hersek'ten, Güneydoğu'ya kadar yani ölülerle yaşadığınız zaman o size mesela bunlar tek başına bir kitap olur. Evet. Yani o ama geçicilik yani, hikayesi var ya önünüzden geçip gidip bir daha aslında dünyanın hiçbir yerine turneye Roma'ya bile gidemeyeceğini bildiğiniz insanlar. Hani Her yaşamda bunlardan var. Ve bunlar işte her insan yaşamının ortalarından sonra şöyle güzelce bir sorgulanmayı hak ediyor. Yaşadığın şeyler üzerine neler düşünüyorsun? Ama boş konuşmadan, zırvalamadan, düşünceleri düzene sokarak. Evet. Gerçek bir entelektüel analitik gibi. Aynen. Çok tekrar etmeden şunları gördüm ve bunlar bende böyle yaşantılara yol açtı. Şöyle düşünüyorum, böyle değiştim. Bunu illaki bir sanat eseri, iyi bir film ya da roman vermeyebilir. Siz de yaşamınızdan bunu çıkarabilirsiniz. Ama sizde çok ciddi bir analitik altyapı var. Kitabınızda da bu var. Çalışma şeklinizde de bu var. Bu mühendislikten mi geliyor yoksa yani evdeki dilden mi geliyor? Nereden geliyor? Galiba hepsi birden, ta dededen beri. O analitik düşünce ve mühendislik okulu, İTÜ, oradaki arkadaşlarım, oradaki dersler, hocalar falan. Hepsi birden ve ben de ona uygundum ki beni böyle bir ben yaptı. Matematiğiniz çok güçlü. Şey anlamda, hayatın matematiği anlamında yani kurgunuz çok güçlü. Kurgu bence matematikten bağımsız olamıyor. Tabii ki, tabii ki. Ben bunu, bu nereden geldi? Efendim Suadiye'den. Suadiye toprağı. Efendim ben size oraya doğru alayım mı? Biz de böyle kendi içimizde işte böyle bir oyunlar yapıyoruz. Ne yapalım? Buyurunuz lütfen. Şöyle alayım ben sizi. Kameraya da doğru. Burada pek çok yerden gelen toprak var. Ülkenin ve dünyanın dört bir yanından. Ya bizimki biraz politik doğruculuk üstünden. Eşitlik ve
ayrımcılık yapmama üstünden kurulu bir şey. Coğrafya ayrımcılığı da buna dahil. Ya burada eşitleniyoruz gibisinden mi? Hayır, kimsenin toprağı kimseden daha üstün değil. Bir de bir damla suyduk, bir toprağa gidiyoruz. Ben daha çabuk gitmeyeceğim. Ama gidiyoruz. Ama ben tadını çıkarıyorum yani. Öyle. Buyurunuz efendim, siz de tadını çıkarın. Geldiğiniz için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim, ne demek. Sizi her yerde görmek, kendinizden sıkılmamanız. Bizi bulun. Biz sizden sıkılalım. O kadar çok olun ki sizi her yerde görelim. Çok mersi. Çok teşekkürler. Kapat Ceyhun.